insan bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbar'la Sesler programında insana, sese ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Gitar sanatçısı Efkan Rende. Ama önce sizlere notalarla merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugün gitar sanatçısı Efkan Rende var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmekten çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben de bu programda olmaktan, beni buraya davet etmenizden dolayı ben de mutluyum. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz Berlin'de doğdunuz. Evet. Antakya'da öğrenim gördünüz. Doğru. O ilk yıllarda. Doğru. Gitarla ne zaman, nerede tanıştınız? Antakya'da mı? Nasıl oldu o ilk tanışma ve o ilk aşk? Aslında biraz geç ve maceralı oldu. Öyle mi? Evet. Şimdi Berlin'de doğdum ama henüz bir yaşında bile değilken kesin dönüş yaparak ben Antakyalı sayıyorum. Yani doğum yerim Berlin olsa da Antakya'da büyüdüm. Ailede zaten bir müzik geleneği var. Yani babam iyi bir udiydi. Aslında harika. Kendisi sosyoloji mezunuydu ama İstanbul'daki işte üniversite öğrenciliği sırasında Türk sanat müziğiyle çok yakından ilgilenmiş ve iyi bir ud sanatçısıydı. Benim ilk hocam babamdı ve doğal olarak ilk sazım da uddu aslında. Evet. Fakat çok kısa bir sürede yani gitarla tanışınca ben hani çok klişe olacak ama gitara aşık oldum. Ve ama belli zaten o yüzden o aşk ne zaman başladı diye sordum. Peki klasik gitara ne zaman ve nasıl başladınız? Bildiğim kadarıyla birçok da hemen mi değil mi performanslarınız olduğu öğrencilik yıllarında. Doğru. Bir de galiba bir müzik kulübünü yönettiniz. Doğru, doğru. Ve böyle bir o başkanlık yönünüz doğru. da ortaya çıktı. Bir de hemen şunu sormak istiyorum. Sonradan geç başladım dediğiniz için sahneye sonradan böyle bir biraz daha geç çıkmak sizde bir heyecan yarattı mı? Ben çok küçüklüğümde çıktım Anladım. Sahneye ve hiç bunu hatırlamıyorum. Atlatmış oldum.
ama biliyorum ki biraz daha sonra olunca oldukça kuvvetli bir heyecan olabiliyor. Özellikle de genç müzisyenlere buradan nasıl bir şey duyurabiliriz? Aslında hayatımı değiştiren olay belki de Bursa'ya gitmemle oldu. Üniversite eğitimi için tamamen başka bir bölümdü. Bursa'ya gittiğimde orada bir müzik bölümü olduğunu gördüm. Hemen öncesinde bir klasik gitar resitali izlemiştim. Klasik gitara orada aslında aşık oldum. Ben bunu öğrenmek istiyorum dedim. Orada hemen işte o dönemde Bursa'da klasik gitar bilen hocalar çok azdı. Yani şeyden bahsediyorum, 96 yılından bahsediyorum. Bir hoca bana öğretebileceğini söyledi. Aslında onun da branşı bambaşka. İngilizce öğretmeniydi o ama iyi bir eğitim almıştı. Gürcü bir hocası vardı onun. Ondan klasik gitar geleneğini ve tekniklerini iyi öğrenmişti. Onunla kısa bir çalışmamız oldu. Çünkü hem o askere gidiyordu, askerlik görevini icra ediyordu. Hem de bana hani Efkan istersen klasik gitara başlama dedi. Sen böyle popüler müzikte daha iyi ilerlersin dedi. Yani çok gelecek vaat etmedim çünkü... Klasik gitarın çok aslında derin bir temel yapısı var. Evet. Aslında şimdi biri bana gelse aynı şeyi söyleyebilirim ona. Yani çünkü 20 yaşındaydım gittiğim zaman ve 5-6 yıldır... İstersen başlamadın. Evet dedi ama bu bana büyük bir motivasyon oldu. Siz de tersten kesinlikle çalıştı demek. Ve beni çok kamçıladı. Yani bir 7-8 ay gerçekten eve kapandım. Yani toplam belki 10 defa evden çıkmışımdır. Çünkü o yanlış tekniği düzeltmek için bütün varımı yoğumu verdim. Ve daha sonrasında Uludağ Üniversitesi müzik bölümüne girdim. Orada gitar eğitimi aldım. Evet. Dediğiniz gibi öğrenciyken müzik kulübü başkanlığı yaptım 3 dönem. Orada birçok konsere çıkma, konser organize etme gibi durumlarım İçinde oldu. İçinde ve dışında. Evet, evet. Ama sahne korkusu birinci sınıfta karşıma çıktı. Üniversitede bir karma sınıf konseriydi. Yani birinci sınıflar konseriydi. Ben biraz geç yaşta başladığım için komik oluyor ama yani 21 yaşımda sahneye çıktım klasik gitarla ilk defa. Ve inanamazsınız parçamı unuttum. Yani öyle bir yere geliyordum ki parça ilerlemiyordu. Seyirciler ve işte hocalarımız herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Durdunuz mu? Durdum. Ya yani bildiğiniz durdum. Güzel. İnsanlar bana baktı. Ben insanlara baktım. Tam moral için alkış vereceklerken tekrar başladım. Aynı yerde bir daha unuttum. Ve bu iki defa daha tekrar etti. Sonradan kendi kendime bir final yaptım. Güzel. Bitirdim ama çok alkış çözüm aldı. Çözüm buldunuz. Ay evet. Çok iyi. Yani sahneyi terk etmediniz. Etmedim. O çok önemli bir şey. Bu cesaret lazım çok doğru. Sahnede. Ve şöyle bir şey oldu. O olay beni aslında bir çatala getirdi. Yani bir yol ayrımına getirdi. Evet. Ve karar vermeliydim. Bundan sonra hiç sahneye çıkmadan mı devam edeceğim? Yoksa bu korkumun üzerine gidip çalışacağım mı? Ben tabii ki ötekini seçtim. Ve çok gerçekten yoğun çalışarak konsantre olmayı ve sahnede tavır, davranış geliştirmeyi unutmamak için egzersizleri çoğalttım. Şükür ki yani devam ettim. Evet. Peki sizden bir performans isteyebilir miyiz acaba? Tabii ki. Harika besteliğiniz var. Sağ olun. Bunlardan birini rica etsek. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Thank you.
güzeldi. Ellerinize, gönlünüze sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Çok çok beğendim hakikaten. Lisans üstü yaparken bildiğim kadarıyla Sovyetler Birliği'nde yetişmiş olan bazı hocalarla çalışma imkanınız oldu. Evet. Merak ettim, nasıl bir çalışmaydı, ekol farkı olarak neler dikkatinizi çekti? Aslında bu konu üzerine ben yıllardır konuşuyorum. Çünkü yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 92-93 yıllarında özellikle Sovyetler dağıldıktan sonra birçok gerçekten iyi sanatçı ve öğretmenler Türkiye'ye geldi. O dönem Uludağ Üniversitesi müzik bölümüne bu insanları kabul etti. Ne güzel. Evet, yanlış hatırlamıyorsam 11-12 yabancı uyruklu hocamız vardı. Az değildi. Evet, ve onlardan aslında şöyle bir eğitim aldık ve bu bir ekol haline dönüştü Uludağ Üniversitesi'nde. Bir sanatçı öğretmen profili vardı. Yani Türkiye'de konservatuvarlar sanatçı yetiştiriyor, eğitim fakülteleri de müzik öğretmeni yetiştiriyor. Fakat biz böyle bir eğitim modeli görmedik. Yani bizi sanatçıymış gibi yetiştirip öğretmenlik formasyonunu da alıyorduk. Çok doğru. Evet. Rusya'da Sovyetler Birliği'nde hepimiz bundan geçtik. Yani sahne performansı yapacak sanatçı ile konservatuvar da ders verecek insan aynıdır ve diplomamız hep öyleydi. İşte, her ikisine de ehliyetimiz vardı. Öğretmenlik zamanında İnegöl ve Orhaneli'de çok dikkatimi çekti biyografinizi incelerken. Siz bir öğretmenlerden oluşan koro kurdunuz. Doğru. Şahane bir şey. Nasıl yaptınız? Seçme mi yaptınız? Sınavlar mı oldu? Ve repertuar neydi? Nasıl bir çalışma? Bir çalışmaya gerek kalmadı. Şöyle söyleyeyim, ben 2001'de mezun olur olmaz hemen bir özel okulda çalışmaya başladım. O zaman İnegöl'e geçtim. Bir yıl sonra yüksek lisans için sınava hazırlandım ve yüksek lisansım yine Uludağ Üniversitesi'nde devam ederken bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup öğretmenliğim 2002'de başladı. Daha sonra zorunlu hizmet yapmamız gerekiyordu o dönemki şartlarda. Zorunlu hizmet yapabilmek için de Bursa'nın zorunlu hizmet bölgelerinden Orhaneli'ye gittim. İnegöl'de 5-6 yıl yaşayıp sonra Orhaneli'de 2 yıl kaldım. Benim için çok güzel tecrübeler var. Orayı düşündüğüm zaman harika anılarım var. Şöyle düşünün, 8 bin nüfusluydu o dönem Orhaneli. 8 bin nüfuslu bir yerde tek müzik öğretmeniydim. Orada bütün okullara gidiyordum. İlkokul, lise hepsine gidiyordum ve doğal olarak insanlarla bir iletişiminiz oluyor. Bütün öğretmenler sizi tanıyor. Hatta kaymakam bey o dönemki işte ilçe milli eğitim artık herkes beni çok iyi tanıyordu. Ve okulların öğretmenler odasında sohbet ede de o fikir çıktı birdenbire. Biz neden bir şeyler yapmıyoruz diye. O dönemde böyle güzel bir ortam ve talep gelince böyle bir koro kurduk. O koroyla da 3-4 konser verdik. Çok güzel. Evet, benim de onlar için de güzel bir çok tecrübe. Gerçekten böyle özlemle hatırladığım anılar. Daha sonra 2008'de ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde gitar öğretmenliği sınavına girdim. Evet. Ve öyle İstanbul'a gelip Güzel Sanatlar Lisesi'nde gitar öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Bilgi Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Göç Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bir müzik kulübü ya da onun gibi bir oluşumun başındaydınız. Siz organizeydiniz ve tarla başındaki çocukları eğittiniz. Onlara gitar, şan vesaire dersleri verdiniz. Ve de 2010 Avrupa Başkenti bünyesinde konserleriniz oldu. Doğru hatırlıyorsam. Çok doğru, çok doğru. Bunlar da çok heyecan verici. Çocuklar kaç yaşındaydı? Nasıl bir çalışma ve ortamdı? Bu benim için yani hayatımda hatırlayacağım en güzel çalışma dönemlerinden biri. Önce sadece gitar atölyesi kurduk. İşte 3-5 öğrenci derken o gitar öğrencileri inanın 30'lara kadar çıktı. Daha sonra bir koro atölyesi kuralım dedik. O sayısı 45-50'leri buldu. Bilmiyorum. Çünkü o bölgede gerçekten kültür sanata aç çocuklar var. Evet. Ve bunu gören aileler de kuruma çocuklarını güvenle gönderdiler. Daha sonra ritim atölyesi, daha sonra
çocuklardan oluşan orkestra yaparken ben yetememeye başladım. Ve biz oraya yeni kadro açtık. Yeni müzik öğretmenleri aldık ve en son 2005'te çalışmamızı bitirdiğimizde 4 ya da 5 faal müzik atölyesi ve 5 hocayla kapattık. Allah orada olsun. Bir anım var ki size nedir? Anlatamam. Şimdi Tarlabaşı Toplum Merkezi diye bir merkezdi çalıştığımız yer. Tarlabaşı'nda bir bina kiralanmıştı. En üst katında müzik atölyesi vardı. Bir gün koro için ben çocukları sırayla merdivenden çıkartıyorum, en başta ben. Kapıyı açtım, bir de ne göreyim? Bizim bir elektronik piyanomuzun üzerine tavandan, yoğun kar yağışından dolayı tavan çökmüş ve üzeri gerçekten yani çok korkunç görünüyordu. O sırada ne yapacağımı bilemedim. O hemen aklıma şey geldi. Keşke bunu bir kılıfla korusaydık, bir şey yapabilseydik çünkü açıktaydı. Ve ben o sırada şey dedim, demişim daha doğrusu, çocuklar da buna tanık olmuş. Keşke üstünü örtseydik dedim ve o sırada temizlik yapan çalışanımızı çağırmak için aşağıya indim. Yukarı çıktığımda çocuklar montlarını çıkartmışlar. Ay. Ve o piyanoyu örtmüşlerdi. Üzerini örtseydik deyince böyle bir sevgiyle, böyle bir aşkla gelen çocuklarla çalıştım. Benim için unutulmaz anılardan bir tanesidir. Olağanüstü, çok güzel. Evet, anlayabiliyorum sizi, çok heyecan verici. Siz tam olarak yılını bilmiyorum ama çok güzel bir oluşumunuz var. Ali Kazım Akdağ'la bağlama gitar ikilisi kurdunuz ve hatta Bilkent Üniversitesi'nin hangi yıldı? 2015. 2015 evet. Yılın en iyi albümü seçildi. Ben dinlediğim çalışmalarınızı gerçekten olağanüstü incelikte ve zarafette yapıldı bütün o uyarlamalar ve Türk müziğine bence çok değerli, çok farklı yeni açılımlar var orada. Bu fikir kimden çıktı, nasıl gelişti ve şu anda neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Bizim gerçekten üzerine titreyerek çalıştığımız ve öncesi uzun bir çalışma ve araştırma sürecinden geçen bir albümdür o. Ali Kazım Akdağ'la biz aynı kurumda çalışıyorduk 2008'de. Orada tanıştık. O bağlama öğretmeniyken ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde yine gitar öğretmeniydim. Ve biz sürekli şey konuşuyorduk. Yani bağlamayla, gitarla bir şeyler yapmalıyız. Ve Ali'nin aslında üstün bir çalma ve yorumcu özelliği var. Onu fark ettim. Ve bu adamı kaçırmamalıyım dedim. Çok iyi. Yani bununla güzel bir çalışma yapmalıyız. Derken biz okulda zaten sık görüşüyorduk. Aynı kurumda çalışıyorduk. Boş zamanlarımızı birlikte müzik yaparak geçirirken bu fikir doğdu. Bağlama ve gitar ikilisi olarak bir repertuar seçtik. Ali'nin bu projeye katkısı çok büyük çünkü bağlama ailesini kullandı. Yani tek bir bağlama tipini değil, bağlamanın değişik boylarını, değişik renklerini kullanarak bir albüm yaptık. İnanın bizim o süreçte öğrendiğimiz çok şey vardı. Çünkü daha önce böyle tabii bağlama gitar birliktelikleri olmuş ama oda müziği kıvamında. Yani işte eşlik ve melodinin ya da solistin sürekli değiştiği, inisiyatiflerin alındığı bir örgüde bir çalışma yoktu önümüzde. Biz bu bağlamda Ali Hocam'la çok araştırdık, çok uykusuz gecelerimiz oldu. 2015'te albümümüz çıktı. Tam o yıl Bilkent Üniversitesi hep gitar buluşması yapar her yıl. O bizim, hatırlıyorum. Evet. O yıl benim projem diye bir yarışma başlattı. Biz de projemiz çok tazeydi. Harika. Onunla katıldık. Bizi de yılın en iyi projesi olarak seçtiler. Sağ olsunlar. Tebrik ediyorum. Şu anda Ali Hocam İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bağlama hocasıdır. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok
üniversite konserlerimiz oldu. Birçok yurt dışına da gittik. Hatta doğduğum yere Berlin'e evet konser için gidebildim. Harika. Şimdi bu projenin ikinci albümü için çalışıyoruz. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. O zaman bence bir eser seslendirebiliriz şimdi. Seve seve. Şu anda doktora üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Doktora bittiğinde oradaki içerik nasıl bir şey ve nasıl bir mesaj verecek? Evet. Şimdi yıllarca Güzel Sanatlar Liselerinde çalıştığımdan dolayı bir dersimiz var bizim. 11 ve 12. sınıfların gördüğü çalgı toplulukları dersi. Hmm. Bu topluluklarda uygulama şöyle oluyor. Üflemeli ve yaylılar büyük orkestrayı oluşturuyor. Evet. Diğer gitar ve Türk müziği sazları ayrı ayrı kendi içinde iki gruba bölünüyor. Türk müziği sazları bir arada, gitar kendi içinde bir gruba, yani öğrenciler böyle derslere dağılıyorlar. Şimdi yıllardır şunu fark ettim. Yani şimdi Türk müziği sazları şu anda eğitimi verilen sazlar bağlama, kanun ve ud. Bunlar birlikte çalışıyorlar. Gitar da kendi içinde ikili üçlü çalışıyor. Benim amacım şu, gitarı geleneksel sazlarla birlikte kullanımını sağlamak. Çok güzel.
ve bunun için bir eğitim materyali geliştirmek. Yani şu anki doktora konum çalgı toplulukları dersindeki geleneksel çalgılarla gitarın birlikte müzik yapabildiği oda müziği grupları oluşturabilmek. Olağanüstü önemli bir konu. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. İnşallah faydalı olur ve bu anlamda eğitimde de böyle bir reform olursa her iki müzik kampı için, çünkü bu bir sonuçta yani... Ben öyle görmüyorum aslında, müzik tektir ama evet. Müzik tektir ama doğru. Böyle bir ayrım oluyor. Ya. İşte onları tek ve özgün ve hakiki haline getirecek doğru. Bir çalışma. Belki bu. Ud'la başlamamın evet, bir neticesi kesinlikle. Bu olabilir. Zaten gitar bağlama ikilisi olarak da yaptığımız çalışma aslında geleneksel sazlarla gitarı buluşturabilmek. Doğru. Ve bunu... Yani bu toprakların kültürüne adapte edebilmek. Bravo, çok önemli, çok tebrik ediyorum. Teşekkür sizi. Ederim. Her programın sonunda bana program için gelen konuğa aslında kendisiyle sohbetten doğan, içimde olan duyguları, düşünceleri müzik diliyle doğaçlama olarak piyanoya akıtıyorum. Harika. Çok iyi. Ve bu akış bakalım bu sefer nasıl bir noktaya getirir bizi. Her zaman sürpriz oluyor benim merakla için de. Merakla bekliyorum. Konuk için de o zaman bakalım. Tamam. Thank you.
Ne yaptınız öyle ya? Bilmiyorum. Çok güzeldi. Yani bu tema bizim konuşmamızdan çıkan bir şey. Evet. Harika. Yani, ve sizden. Ya şimdi gerçekten gurur duydum. Çünkü bir film sahnesi canlandı birden. Ve büyük bir orkestra gibi duydum her şeyi. Temalar harikaydı. Teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Gerçekten ben bir şekilde çocukluğumdan beri algıladığım ne varsa eğer bana hitap ediyorsa, dokunuyorsa müzik diline akıtıyorum. Şu anda o sizdiniz aslında benim gözümde çok o anda. Teşekkür ediyorum. Çok ben sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki programa katıldınız. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz diyorum ben de. Sağ olun. Angelika Akbar'la Sesler programı haftaya devam edecek. Müzikle kalın, sevgiyle kalın.